doğruluk kaygısı. Düşünce çatışmaları beni ne kırar ne yıldırır, sadece dürtükler kafamı çalıştırır, eleştirilmekten kaçarız. Oysa ki bunu kendiliğimizden istememiz, gelin bizi eleştirin dememiz gerekir. Hele eleştirme bir ders gibi değil de bir karşılıklı konuşma gibi olursa, biri çıkıp bizim düşüncemizin tersini söyledi mi, onun doğru söyleyip söylemediğine değil, doğru yanlış kendi düşüncemizi savunmaya bakarız. Bizi düzeltmek isteyene kollarımızı açacak yerde yumruklarımızı sıkıyoruz. Ama ben dostlarımın bana sert davranmasını istiyorum. Sen bir budalasın, saçmalıyorsun desinler bana. Ben dostlar arasında açık, yiğitçe konuşulmasını isterim. Dostların düşünceleri neyse sözleri de o olmalı. Kulaklarımızı öyle sert, öyle kaba birer kulak yapmalıyız ki salon konuşmalarının yumuşak seslerini duymaz olsunlar. Ben bir araya gelen insanların sertçe, erkekçe konuşmalarını isterim. Dostlar arasındaki bağlar sert, yırtıcı olmalı. Nasıl ki aşkta ısırmalar, kanatmalar ister. Dostluk kavgacı olmadı mı? Sallam ve cömert de değildir. Nazlı, yapmacık bir hava, birini kırma korkusu dostluğa rahat nefes aldırmaz. Çatışmadan tartışılamaz. Cicero. Bana çatıldığı zaman öfkem değil, dikkatim uyanır. Bana çatandan bir şey öğrenmeye can atarım. Doğruyu bulmak her iki tarafın kaygısı olmalı. İnsan öfkelendi mi düşünemez olur. Aklından önce sinirleri işler. Tartışmalarda bahis tutuşmak hiç de faydasız değildir. Doğrudan ayrıldık mı elle tutulur bir şeyler kaybetmeliyiz. Yıl sonunda uşağım demeli ki bana, bilgisizlik ve inatçılık yüzünden bu yıl 1000 lira kaybettiniz. Doğruyu hangi elde görsem sevinçle karşılar, uzaktan kokusunu alır almaz silahlarımı atar teslim olurum. Fazla yukarıdan ve insafsız olmadıkça yazılarıma çatılmasını hoş görmüş, çoğu kez karşımdakini kırmamak için yazdıklarıma istenen biçimi verdiğim olmuştur. Zararıma da olsa eleştirmeciyi uysal davranmalıyım ki beni her zaman serbestçe uyarsın, kendimi düzeltmeme yardım etsin. Doğrusu çağdaşlarımı böyle bir işten yana çekmek kolay değil. Düzeltilmek herkesin ağrına gittiği için kimse kimseyi düzeltmeyi göze alamıyor. Düşüncesini saklayarak konuşuyor çokları. Yaşamak sanatı. Dünyada insanlığını bilmekten, insanca yaşamaktan daha güzel, daha doğru bir iş yoktur. Bilimlerin en çetini de bu hayatı iyi yaşamasını bilmektir. Hastalıklarımızın en belalısı bedenimizi sevmemek, küçük görmektir. Ruhunu bedeninden ayırmak isteyen, gücü yeterse bu işi beden hasta iken yapsın, ruhunu hastalıktan korumuş olur. Ama bunun dışında ruh bedenle işbirliği etmeli. Onun zevklerine katılmalı, onunla karı koca olmalı ve bilgeliğe ermişse beden hazlarına, acılaşmalarına meydan vermeden dizgin vurmalı. Kendinden dışarı çıkmak, İnsanlıktan kaçmak çılgınlıktır. Buna çaba harcayanlar melek olacaklarına büsbütün hayvanlaşır, yükselecek yerde alçalırlar. İnsan bilimlerinin en aşağılığı da bence en yukarılarda dolaşanıdır. İskender'in en küçük, en bayağı yanı tanrılaşmak, göklere çıkmak hevesine kapılmasıdır. Söz aramızda göklerde dolaşanların düşünceleriyle yer altında yaşayanların adetleri arasında her zaman garip bir benzerlik görmüşümdür. İnsan beden hazlarını gereğince tatmayı biliyorsa, tanrılara yaraşır bir olgunluğa varmış demektir. Kendi koşullarımızda başkalarını aramamız onlardan yararlanmayı bilmediğimiz içindir. Kendimizden kaçmamız, kendimizde olup biteni bilmediğimizdendir. İstediğimiz kadar yüksek sırıklar üstüne çıkalım, yine kendi bacaklarımızla yürüyeceğiz. Dünyanın en yüksek tahtına da çıksak yine kendi kıçımızla oturacağız. Düşüncelerimizin en iyi aynası yaşamlarımızın akışıdır. Romalı ve Osmanlı büyüklüğü. Marcus Antonius demiş ki, Romalıların büyüklüğü almaktan çok vermekte ol kendini gösterir. Antiochus kendi bütün Mısır'ı almış, Kıbrıs'ı daha birçok yerleri de almak üzereymiş, zaferlerden zafere koştuğu sırada Popilius, Senatosunun elçisi olarak kendisine gelmiş, getirdiği mektupları okumadan önce elini sıkamayacağını söylemiş. Kral mektupları okumuş, düşüneyim demiş. Popilius bir değnekle kralın çevresine bir çember çizmiş, senatoya götüreceğim cevabı vermeden bu çemberden dışarı çıkma yok demiş. Antiochus bu sert buyruk karşısında afallamış, biraz düşündükten sonra
Senato'nun dediğini yapacağım demiş. Bunun üzerine Popilius kendisini Roma milletinin dostu diye selamlamış, böylece kağıt üstüne çizilmiş birkaç harf Antiochus'a Kocaeli krallığı da kazanmak üzere olduğu zaferleri bir anda bıraktırıvermiş. Hemen elçileri Senato'ya yollayıp aldığı buyruğa ölümsüz tanrıların sözüymüş gibi uyulacağını bildirmiş. Augustus savaşarak aldığı bütün toprakları sahiplerine geri vermiş ya da yabancılara bağışlamış. Tacitus, İngiltere kralı Coidimus'tan söz ederken Roma'nın bu yüce kudreti üstünde durur. Romalılar der, eskiden beri yendikleri kralları tahtlarında bırakıp buyrukları altına alırlar, böylece kendilerine kralları hizmet ettirmiş olurlar. Türklerin padişahı Süleyman da Macar krallığına ettiği cömertliği herhalde aynı düşünceyle etmiştir. Kendisi öyle demezmiş de, bunca ülke, bunca kudret bana çok geliyor, bezdim artık dermiş. En iyisi gençlerde öğrenme hevesini ve sevgisini uyandırmaktır. Yoksa kitap yüklü birer eşek yaparız onları. Kırbaç zoruyla bilim dolu bir çanta taşıtıyorlar onlara. Oysa bilimi evimizde saklamak yetmez. Evlenmek gerek onunla. Yorumlar kaynıyor her yanda karınca gibi. Gerçek yazarsa binde bir çıkıyor. Bilgi ve inanç. Aldatmaya ve aldanmaya en elverişli şeyler bilmediğimiz şeylerdir. Bir defa görülmedik şeylere insan nedense kolay inanır, sonra da üzerlerinde konuşmaya, düşünmeye alışık olmadığımız için bunlara kolay kolay karşı da koyamayız. Bu yüzden insan en az bildiği şeye en çok inanır. Bize masal okuyanlar çok rahat konuşurlar. Alşemistler, kahinler, hukukçular, falcılar, doktorlar gibi. Korkmasam bunlara daha başkalarını da katardım. Mesela Allah'ın istediklerine sözcülük eden bir takım adamlar vardır. Her olayın nedenlerini bilir görünürler. Tanrı'nın yaptıklarında yüce iradesinin hangi sırları gizlediğini görürler. Olup biten şeylerin birbirini tutmaması, bir o yana bir bu yana kaçması, bir doğudan bir batıdan gelmesi bu adamları yıldırmaz. Yine hep bildiklerini okurlar, aynı kalemle akı da karayı da yazar dururlar. Eser ve çocuk. Çocuklarımızı bizden oldukları için severiz. Etlerine etimiz, kemiklerine kemiğimiz deriz ama bizim dünyaya getirdiğimiz başka şeyler vardır ki hiç de çocuklarımızdan aşağı kalmaz. Ruhumuzun, kafamızın, bilgimizin doğurduğu çocuklar bedenimizden daha yüksek bir yanımızın meyveleridir ve daha çok bizdendirler. Biz bu çocukların hem anaları hem babalarıyız. Bunlar iyi şeylerse bize daha fazla değer, daha fazla şeref getirirler. Çünkü öteki çocuklarımızın değerleri bizden çok kendilerinindir. Bizim onlardaki payımız pek sudandır. Birikilerin ise bütün güzellikleri, bütün incelikleri, bütün olgunlukları bizimdir. Böyle oldukları için de bize daha yakın, daha bağlıdırlar. Augustus'tan ya çocuklarını ya da bizleri bu kadar beslemiş yazılarını gömmesi istenseydi çocuklarını gömerdi. Gömmese günah işlemiş olurdu. Vallahi bilmem ama ben Musa'lardan olacak güzel bir çocuğumu karımdan olacak bir çocuktan daha çok severdim sanıyorum. Hüzün düşkünlüğü. Hüzün düşkünlerinden değilim. Bu halden hoşlanmam, ona değer de vermem ama çokları hüznü büyük bir değer sayarlar, onu olgun, erdemli, kafalı insanların bir özelliği sayarlar. İtalyanlar bu duruma kötülük demekle daha uygun bir ad vermişlerdir. Çünkü hüzün her zaman zararlı, anlamsız, küçük, pısırık bir duygudur. Stoacılar bu duyguyu kendilerine yasak etmişlerdi. Her onurlu insan vicdanını yitirmektense onurunu yitirmeyi yeğe görür. Şiir üstüne. Ne gariptir, şairlerimiz şiir yargılamasını, yorumlamasını bilenlerimizden çok daha fazla. Şiiri yapmak şiirden anlamaktan daha kolay. Şiirin orta hallicesi beylik ölçülerle, sanat bilgisiyle yargılanabilir ama şiirin iyisi olanağı aşan, tanrısal olanı kuralların ve aklın üstündedir. Onun güzelliğini sağlam ve olgun bir görüşle fark eden, bir şimşeğin parıltısı kadar görebilir ancak onu. O güzellik aklımızı işletmez, başımızdan alır allak bullak eder. Ona varmasını bileni saran coşkunluk, şiiri okuyup dinlettiği bir başkasını da etkiler. Nasıl ki mıknatıs bir iğneyi kendine çekmekle kalmaz, onu da mıknatıslayıp başka iğneleri çekmek gücünü verir ona, öyle.
Tiyatrolarda daha açıkça görülür ki şairi öfkeye, yasa, kine kaptıran, dilediği yerde kendinden geçiren o kutsal esin gücü şairin aracılığıyla oyuncuya, oyuncudan da bütün bir halka geçer. Birbirine asılan mıknatıslı iğneler dizisi gibi. Eğitim ve halk. Oğullarım olsaydı benim gibi büyümelerini isterdim. Babamdan Allah razı olsun. Beni daha beşikteyken bir köylünün evine yollamış, orada süt emmişim. Uzun süre en yoksul, en gelişi güzel bir hayat içinde kalmışım. Çocuklarınızı kendiniz yedirmeyin. Hele bu işe sakın karınıza bırakmayın. Bırakın çocuklarınız halkın ve doğanın yasaları içinde büyüsün. Aç kalmasını, güçlüye göğüs germesini öğrensinler. Hayatın çetinliği onlar için gittikçe çoğalmasın, azalsın. Babamın beni böyle büyütmekte bir başka maksadı daha vardı. Beni halka bağlamak, bizden yardım bekleyen insanların haline ortak etmek istiyordu. Gözlerimin bana sırtını çevirenlerden değil, kollarını açanlardan yana bakmasını daha doğru buluyordu. Bu düşünceyle beni düşkün insanlara bağlamak, borçlu bırakmak istedi. İstediği oldu. Zayıf, zavallı insanlara kolayca bağlanabiliyorum. Bunu hem şerefli bir iş sayıyorum hem de içimden öyle geliyor. Ülkemde kargaşalıkların neden olan bir partiye kızıyorum. Hele bu parti başa geçip her şeyi elde edince öfkem büsbütün artıyor. Çok kez bir partiye ezilmiş, gadir görmüş için bağlanmışımdır. Gerçeküstü kandırmacıları. İki gün önce evimizin iki fersah ötede bir köyden geçerken foyası yeni meydana çıkmış bir mucizenin sıcaklığı içinde buldum orasını. Meğer birkaç aydır o çevreyi oyalamış bu mucize komşu illeri de etkilemeye başlamış ve her türlü meraklıların o köye akın etmesine neden olmuş. Köyün bir delikanlısı bir gece evinde hortlak sesiyle konuşmaya kalkmış. Uzun sürmeyecek bir şaka yapmakmış bütün maksadı. Oynadığı oyunun umduğundan çok daha başarılı olduğunu görünce işi biraz daha büyütmek için köyün yarım akıllı sersem bir kızını da almış yanına, aynı yaşta bir başkasını daha bulup üç kişi olmuşlar, evde başardıkları oyunu bütün köyde başarmak için kilisede mihrap arkasına saklanıp yalnız geceleri ruhların ağzından konuşmuş ve ışık getirilmesini yasaklamışlar. Söyledikleri dünyanın imandan uzaklaştığı ve kıyamet gününün yaklaştığı gibi şeylermiş. Din sahtekarları hep bu konuları işler. Bu perde arkasında kolayca saklanırlar. Bu konuşmalardan sonra üç genç oyunu ufak çocukların bile yutmayacağı görüntülere, aldatmacalara kadar vardırıp yakayı ele vermişler. Talihleri yardım etse bu şaka kim bilir daha ne kadar ileri gidebilirdi. Şu anda o zavallı gençler hapisteler ve herkesin budalalığının cezasını onlar çekerler. Belki bir yargıç da kendi budalalığının öcünü onlardan alacak. Foyası meydana çıkan bu oyunda gerçek apaçık görülüyor ama bilgimizi aşan bu benzer birçok şeylerde kafamızı inanmakta olsun, inanmamakta olsun dizginlemeliyiz bence. Bana doğru gelen hiçbir şey yoktur ki yanlış gibi de gelmesin.